Türkiye'nin toplumsal dokusu yara almakta, milli bünye hasar görmektedir. Devletin ana omurgası çatırdamaktadır. Ülkemizin şu günkü ortamında hukuk devleti ilkesi tahrip edilmektedir. İktidar rüşvet ve yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için 12 Eylül referandumundaki tutum ve beyanlarından tamamen sapmıştır. Bu kadar kısa süre içinde AKP'nin geri dönüş yapması, anayasal kurum olan HSYK'nı siyasi gayelerle yürütmenin emrini almak için düğmeye basması, millet iradesini tanımayan otoriter mizacının bir sonucudur. Başbakan Erdoğan, HSYK'nın adli kolluk yönetmeliğinin korsan değişikliğine gösterdiği direnç ve tepki nedeniyle hedef haline getirmiştir. 12 Eylül 2010 öncesinde ne demişse şimdi çiğnemiştir. Referandum sürecindeki tüm sözleri yalan çıkmıştır. Başbakan Erdoğan 12 Eylül referandumuna evet diyen herkesi kandırmış, yüzüstü bırakmıştır. Yetmez ama evetçiler acaba bunu içine sindirecekler midir? Bağımsız ülkücüyüz parolasıyla ortaya çıkarak evet kampanyasına ortak olanlar bunu gururlarına yedirebilecekler midir? Nerededir manşetlerinden evet propagandası yapanlar? Nerededir her türlü tezvirat, dedikodu ve gıybetle Milliyetçi Hareket Partisi'ne alçakça saldıranlar? Referandumda en çok darbe aldığımızı yayan zeka özürlüleri şimdi nereye saklanmıştır? Kalelerimizin düştüğünü zafer kazanmış düşman unsurları gibi yayan ve kandil çıkartmasını göğüslerinde taşıyan bölücü kalemler, havarileri yandaşlıktan kuduz kesilenler bu kadar şeyden sonra hala yüzsüzce konuşabilecekler midir? 12 Eylül referandumunu fırsat bilerek baraj altı kalacağımızı söyleyen şeytan sütüyle beslenmiş müfteriler şimdi ne yapacaklardır? Tabanımızın kaydığını ellerini ovuşturarak, gözlerini oynatarak, ağızlarını yamultarak dillendirenler sinmiş, şimdi nereye sinmiş, nereye pusmuşlardır? Aradan geçen yaklaşık 3,5 yıl sonra ne dediysek ortaya çıkmıştır. O günlerde dört bir koldan bize saldıranlar bugün derin ve manidar bir sessizliğe gömülmüşlerdir.